İran'ın Orta Doğu'daki vekalet savaşlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani suikaste uğradı. Süleymani'ye Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na giderken Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırı düzenlendi. Süleymani ile birlikte Irak'taki Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis ve beraberindeki 8 asker öldürüldü. Kasım Süleymani, İran dini lideri Hamane'ye de en yakın isimlerden biriydi. Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreni sırasında izdiham çıktı. 56 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı. İran suikaste cevaben Irak'taki Amerikan askeri üssünü vurdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Tahran İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Ukrayna uçağı düşürüldü. Mürettebat dahil uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. İran önce Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının teknik arıza sebebiyle düştüğünü iddia etti. İran Genelkurmay Başkanlığı 3 gün süren tartışmaların ardından Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın yanlışlıkla füze isabet etmesi sonucu düştüğünü itiraf etti. Yetkililerin İran uçağının düşürülmesiyle ilgili yaptığı yanıltıcı açıklamalar halkta büyük güvensizlik yarattı. Bu durum parlamento seçimlerine de yansıdı. 21 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde İran İslam Cumhuriyeti tarihinin en düşük katılımı gerçekleşti. Seçimlere katılım %42,5'te kaldı. İran yıl sonunda da yine bir suikaste sarsıldı. İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran'ın kuzeyindeki Absert bölgesinde suikaste uğradı. Fahrizade, bir araca yerleştirilen uzaktan kumandalı makineli tüfekle düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. İran, İsrail'i suçladı.